Bak Türkan, ben bu emir vakilerden hiç hoşlanmıyorum. Tamam, belki annem zorlamış olabilir. Ya da belki senin fikrin olabilir. Bilmiyorum. Ama bir dahakine şansını bu kadar zorlama. Olur mu? Annen zorlamadı. Ben sana akşam yemeği yapacaktım. O da yapma, dışarıda yiyin, biraz hava alırsınız dedi. Sen neyin çabasındasın hala? Neye yapıyorsun bunu kendine? Ya ne yapacaksın? Annemin kölesi mi olacaksın? Ya da gitgide ona mı benzeyeceksin? Öyle bir şey olmayacak. Sen neredeydin sabah? Biraz hava almaya çıktım. Bu kadar mı? Emin misin? Evet. Ben de habersiz çekip gidince babanın evine döndüğünü zannettim. Ya öyle bir şey olsaydı? Ne yapardın? Hiç. Gerçekten umrunda olmaz mıydı yani? Olmazdı. Akıllandı derdi. Dilek. Dilek, ben mahvoldum. Ne yapacağım ben? Derya benim Hakan'a aşık olduğumu düşünüyor. Nasıl düzelteceğiz biz bu durumu? Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Nasıl böyle bir şey düşünür? Ya bu kız senin Serdar'a aşık olduğunu bilmiyor mu? Ya evet de mektubu kimin yazdığını söylemediğim için ikna olmuyor tabii ki. Bana bak dönüş, sakın beni söyleme. Dilek, ben senin ismini vermedim ama senin gidip Derya'yla konuşman lazım. Yoksa herkes benim Hakan'a aşık olduğumu düşünecek. Hayatta olmaz öyle bir şey. Rezil olurum dönüş. Ya sen de biliyorsun, Hakan abimin de arkadaşı. Ya tamam da bunun mektubu yazdırmadan önce düşünecektin Dilek. Ya olayların bu raddeye geleceğini ben nereden bileyim? Aşkın gözü körmüş gerçekten. Ne yapacağım? Sözde en yakın arkadaşındı. Gördün mü ne yaptığını? Gizli gizli aşık olmuş, sana bile söylememiş. Hiç beklemezdim dönüşten. Kardeşine bunu yapandan ne bekliyorsun ki? Hayır, Dilek de biliyormuş. Böyle gizli gizli konuşmalar falan ne oluyor? Ya ben bir de bu kızla aynı evde, aynı odada nasıl yaşayacağım ya? Aşığın geçiyor. Koşsana yanına. Geldi, ortalığı karıştırdı. Bak ben buna kafa gözle uyacağım şimdi. Ne kadar saçmalama. Ya tamam, ben senin için söylüyorum. Ha sana ihanet edilmiş ha bana. Ne fark eder? Efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Menüden bakarsınız, bugün özel lezzetlerimiz var. Biz bir bakalım menüye, sonra çağırırız sizi. Peki efendim. Güzel yer seçmişsin annemle. Annem de burayı çok sever. Somer, daha fazla üzerime gelme istersen. Ne yapsaydın, bir de beni Emri Baki yemeğe çıkardığın için teşekkür mü etseydin? Neyse. Yemek söyleyelim mi? Ben acıkmaya başladım. Kalk, gidiyoruz. Yemek söyleyecektik. Türkan, lütfen kalkar mısın? Somer. Somer dur, ne yapıyorsun? Nereye? Somer dur, nereye gidiyoruz? Canımı acıtıyorsun. Affedersin. Niye bana eziyet etmeye çalışıyorsun? Ne oluyor? Hayır tabii ki de. Ne yemek istersin?
Ne yiyelim? Nereye götüreyim seni? Niye burada yemiyoruz? Beğenmedim burayı. Başka yerde yiyelim. Birinden kaçar gibi nereye gidiyoruz Somer? Kimseden kaçtığımız falan yok. Beğenmedim işte burayı. Başka yerde yiyelim. Benim iştahım kaçtı. Ben yemeyeceğim. Eve gidiyorum. Efendim? Canım, arzu ettiğiniz gibi Nihat Bey'le karşılaştılar. Peki, Somer hala orada mı? Hayır, sipariş vermeden kalktılar. Ayrıldılar restorandan. Güzel. Teşekkür ederim. Somer. Orada neden rahatsız olduğunu söylemeyecek misin? İstemediğim birini gördüm Türkan. O yüzden. Oldu mu, öğrendin mi? Kim? Rakibim Türkan. İş ilişkisi. E kim olduğunu söylesem tanıyacak mısın adamı? Ha. Adam yani. Türkan, sen neyi sorguluyorsun? Bana bir açık açık söylesene. Hiç. Efendim Somer. Ben seni arıyorum. Sen niye açmıyorsun? Ben senin iş yerine habersiz gelemeyeceğim. Ama sen istediğin zaman beni arayacaksın. Açmayınca da hesap soracaksın. Ne güzel dünyaya. İkisi aynı şey değil. Farklı şeyler. Aynı şey Somer. Mine bak, çok uzatıyorsun. Gerçekten çok sıkılmaya başladım. Türkan'la sohbet et. Sıkılmazsın. Yeter artık ya. Türkan'ı da karşına alıp zehirlemekten vazgeç. Ne oldu? O da mı sıktı canını benim gibi? Kızın kafasını karıştırıp karıştırıp üstüme yollama. Çekemeyeceğim şu an senin Türkan sohbetini. Kapatıyorum. Ben kapatmıyorum Mine. Somer, şu anda müsait değilim. Kafana esince de beni arama. Ne demek müsait değilim? Kim var senin yanında? Kimse yok. Canım konuşmak istemiyor sadece. Mine, sabrımı zorluyorsun. Zorlarsam ne olur ya? Benim ne yaşadığım senin umurunda değil ki. Eski kocam burada. Nihat. Öyle mi? Bilmiyor muydun? Nereden bileceğim? Ayrıca bana ne o adamdan? Ayrıldık bitti. Görüşmediniz yani? Hayır tabii ki. Neden burada o zaman? Ne işi var? Ne bileyim Somer, niye bana soruyorsun bunları? Benim o adamla görüşecek hiçbir şeyim yok. Burada olduğunu da senden öğreniyorum. Ben neyin hesabını veriyorum ya şu an? Bak Mine, ben seni şimdiden uyarıyorum. Eğer o adamla görüşürsen seni yemin ediyorum asla affetmem. Sakın böyle bir hata yapayım deme. Nasıl geçti yemek? Çok erken geldiniz. Çok oturmadık. Somer sakinleşti mi biraz? Çıkarken çok gergindi. Tartışmadınız değil mi? Tartışmadık. Sen bu yemekten pek keyif almamış gibisin. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok. Somer nerede? Arabayı park ediyordu. Gelir şimdi. Bak Türkan'cığım. Bana hiçbir konuda yalan söylemeyeceğini biliyorum. Ama gene de hatırlatmakta fayda görüyorum. Şu beslediğin kuş da dahil olmak üzere Ayvalık'taki bütün kuşlar bana haber taşır. Her yerde gözüm kulağım vardır benim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.